Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme amin. Kardeşlerim, inşallah ticaret kitabında muhayyerliklerden 5. maddeyi okuyacağım bugün. Normalde muhayyerlikler, alıcı ve satıcının muhayyer olmuş olduğu genel konular için biz dedik onlar 7 tanedir. Birincisi meclis muhayyerliği, ikincisi şart muhayyerliği, üçüncüsü gabın muhayyerliği yani aldatma muhayyerliği, dördüncüsü tedlis ile aldatma muhayyerliği, beşincisi bugün okuyacağımız şey ayıp muhayyerliği yani kusur muhayyerliği. Hıyarul ayıp inşallah okuyacağız Allah Azze ve Celle izin verirse. Geçen derslerde en son gabın muhayyerliğinden bahsettim. Gabın muhayyerliği, aldatma muhayyerliği dedik. Tedlis ile aldatma muhayyerliğinden bahsettik 4. madde olarak. En son tedlis ile aldatma muhayyerliğinden bahsettim değil mi? En sonundan bahsettim. Satıcının ürününün fiyatını daha yüksek göstermesi için ürünün hakikatinde olmayan bir şeyi varmış gibi göstermeye çalışması. Niçin? Ürünün fiyatını daha yüksek göstermek, müşteriden daha fazla para almak için. Satıcı böyle bir şey yaparsa bu tedlis ile aldatmadır. Tedlis ile aldatılan kişi muhayyerdir. Ticaret akdini feshedebilir. Geçen derste bunun üzerine konuştuk. İnşallah kardeşler bugün de el-hamis muhayyerliklerden beşincisi hıyarul ayıb kusur muhayyerliği veya ayıp muhayyerliği. Ayıp kelimesi bizim dilimizde de var değil mi? Ayıp kelimesinden Arapların kastetmiş olduğu şey kusurdur. Eksikliktir, tamam? Eksikliktir veya kusurdur gibi anlamlarda kullanılır ayıp kelimesini. Kusur muhayyerliği diyebiliriz buna. Ayıp muhayyerliği için kusur muhayyerliği diyebiliriz. Sureti kardeşler nasıl olur normalde? Şimdi alıcı ve satıcı birbirleriyle bir ticaret yaparlarsa şayet satıcı alıcıya kusurlu bir ürünü satar ve bunun kusurunu söylemezse akit gerçekleşse bile daha sonra müşterinin muhayyerlik hakkı vardır. Satıcı bunu fark ettiğinde o eksikliği, o kusuru fark ettiğinde ticaret akdini fesh edebilir abiler. Ürünü aldı, adam telefon aldı, araba aldı veya bir hayvan aldı. Normalde satıcı bunun kusurunu söylemedi. Onda satmış olduğu üründeki kusuru söylemedi. Müşteri aldı eve gitti. Üzerinden biraz zaman geçti. Bir gün geçti veya birkaç saat geçti. Veya bir süre zaman geçti. Daha sonra fark etti ki bunda bir eksiklik var. Veya bunun bir kusuru var. Kendisine ticaret esnasında, ticaretten önce, akitten önce söylenmemiş kusuru var. Müşteri burada fesh etme hakkına sahiptir. Muhayyerdir. Dilerse tutabilir. Dilerse ürünü tutabilir. Dilerse ticareti fesh edebilir. Detayını inşallah okuyayım sizler için kardeşler. Müellifimiz Şeyh Meray İbn Yusuf El-Kermi dedi ki hıyarul ayıp, ayıp muhayyerliği. Sonra feyza vecidel müşteri, müşteri bulursa ne bulursa bimaştarahu ayben, eğer almış olduğu, satın almış olduğu şeyde bir ayıp, bir kusur bulursa yechaluhu, kendisinden dolayı gaflette olmuş olduğu, kendisinden dolayı yani ayıptan dolayı, kusurdan dolayı cehalette olmuş olduğu bir ürünü satın alırsa müşteri, eğer ayıbını bilmemiş olduğu, kusurunu bilmemiş olduğu veya kendisine anlatılmayan, kusurunun kendisine anlatılmayan bir ürünü satın alırsa huyyara, muhayyer olur. Beyne iki şey arasında muhayyer olur. Beyne iki şey zikredecek inşallah burada müellifimiz bize. Müşteri böyle bir kusurlu ürünü alırsa iki şey arasında muhayyerdir. Birinci olarak kardeşler ya o ürünü tutar, vermez. Tabi bunun bir karşılığı var, anlatacağım inşallah. Ya da o ürünü karşıya döndürür ve parasını alır. Ya geri döndürür ya da tutar. Tamam, bu iki şey arasında muhayyerdir. Ticaret akdini fesh edebilir. Ticaretin akdini devam da ettirebilir. Ayıplı bir ürünü veya kusurlu bir ürünü alan müşteri. Şimdi detayı için dedi ki müellifimiz, müşteri böyle bir durumda muhayyerdir. Beyne raddil mebi'i binemâihil muttasil. Eğer müşteri, normalde müşterinin ürünü geri döndürme hakkı vardır. Geri döndürdüğü zaman, bu hakkını yerine getirdiği zaman şey yapar. Dedi ki raddil mebi'i binemâihil muttasil. Muttasıl kazancıyla beraber karşıya döndürür.
Muttasıl kazancıyla beraber bu ürünü geriye döndürür müşteri. Muttasıl kazançtan kasıt yani müşteri ürünü aldı. Mesela daha önce muttasıl ve münfasıl kazancı örnekler vermiştim kardeşler ben sizlere. Müşteri ürünü aldı. Mesela bir hayvan aldı. Hayvan müşterinin yanında külü aldı. Ama daha sonra müşteri fark etti ki bu hayvanda şey var, kusur var. Daha sonra geri döndürmek istediğine iki hakkı vardı normalde. Tutabilir, gönderebilir. Eğer geri döndürmek istediğinde muttasıl kazancıyla beraber döndürür. Yani almış aldığı kilolarla beraber hayvanın eski satıcısına geri döndürür kardeşler. Eğer müşteri bu ürünü geri döndürmek isterse. Raddil mebi'i binemâihil muttasıl. Muttasıl kazancıyla beraber geriye döndürür. Ve aleyhi ucratur raddi. Ve aleyhi ucratur raddi. Ve red ederken ödemiş olduğu ücret de müşteriye aittir. Mesela ne demek istedi kardeşler burada müellif? Müşteri hayvan aldı. Hayvanın kusurlu olduğunun farkına vardı. Müşteri kardeşler ürünü geri döndürdüğünde mesela hayvan almış. Hayvanı geri döndürdüğünde bunun yol masrafı falan olur değil mi? Taşıma masrafı, hayvanı taşıma, hayvan nakliye masrafı falan oluyor. Hayvanı geri döndürdüğünde müşteri bunun ücreti getirmede, götürmede veya bu aracılıkta ödenen masrafları kim öder? Müşteri öder. Ne için müşteri öder? Çünkü satış akdini feshedilen kişi müşteridir. Satış akdini o feshettiğinden dolayı bu arada ödenmesi gereken ücretler artık meblağtan murah neyse nakilde veya benzeri şeylerde o ücreti de müşteri öder. Ve aleyhi ucratur raddi. Bu ücreti müşteri öder. Ve yerci'u bithemeni kamilen. Daha sonra müşteri parasının hepsini alır, onunla geri döner. Yani ürünü sahibine tekrar geri verdiğinde, kusurlu ürünü sahibine tekrar geri verdiğinde, müşteri sahibine tekrar geri verdiğinde parasının hepsini alır. Parasının hepsini alır. Tamam. Ama arada ödenmiş olan nakliyelerde falan ödenmiş olan veya benzeri şekilde arada ödenmiş olan bir şey varsa aktif fesheden müşteri olduğundan dolayı burada kardeşler müşteri bu arada ödenen ücretleri karşılar. Abi bunu günümüz vakasından örneklerle zikredecek olursak. Mesela bir adam araba satıyor ve bir kimse de araba almak istiyor. Normalde ayıp olan ticarette de babul hıyarul ayıpta iki türlü ayıp şeyi vardır kardeşler. İki türlü kusurluk vardır. Bu kusurlardan birincisi, bu ayıplardan birincisi ürünün fiyatını düşüren şeyler, ayıplar. Ürünün fiyatını eğer o üründe öyle bir ayıp, öyle bir kusur söz konusu olursa onun fiyatını düşürür. Bazı kusurlar da vardır ki kusurdur. Kusur olarak kabul edilir. Hatadır, hata olarak kabul edilir. Ama ürünün fiyatını kesinlikle düşürmez. Öyleyse bu ayıplar da iki kısma ayrılır. Bu ayıplardan birincisi ürünün fiyatını düşüren ayıplar. İkincisi ürünün fiyatını düşürmeyen ayıplar. Mesela kardeşler, bir kimse bir araba alacak. Biraz önce zikretmiş olduğum üzere. Bir kimse araba alacak. Araba satıcısına geldi. Adama diyor ki ben bir araba alacağım. Arabada normalde hasar kaydı da istemiyorum, boya da istemiyorum. Değişen parçaları hiçbir şey olmasın. Araba orijinal bir araba olsun. Tamam ikinci el. İkinci el istiyorum ama değişen parçaları olmayacak ve boyası da kesinlikle olmayacak. Ve karşı taraf da satıcı da arabayı verdi. Eğer arabanın mesela iki kapısı boyalı veya iki kapısı değişmiş. Kusuru var değil mi? Arabanın kusuru var. Ve bu kusur arabanın fiyatını değiştiren bir kusur. Ama sanki hiçbir şey yokmuş gibi bahsettiğinde eğer satıcı sanki hiçbir şey yokmuş gibi bu arabayı karşı tarafa sattığında kusurlu bir aracı karşı tarafa satmıştır değil mi? Ama sanki hiçbir şey yokmuş gibi ve müşteri de bunu bilmiyor. Müşteri böyle bir şey bilmiyor. Normalde eğer aracın iki kapısı değişmişse bu aracın fiyatı düşük olur değil mi abiler? Bu aracın fiyatı düşük olur. Kusurlu ve adam da sanki hiç hasarlı olmayan bir araç karşı tarafa satmış gibi olur. Bu böyle bir ticarette karşı tarafın müşterinin ticareti feshetme hakkı vardır. Yani ve arabada kusur var ve bu kusur fiyatı düşürecek bir kusur. Bariz bir kusur. Ama ikinci hali düşünün kardeşler. İkinci halde ayıbın ikinci halinde kusur var ama çok küçük bir kusur ve bununla beraber aracın fiyatını veya ürünün genel anlamda ürünün fiyatını da düşürmüyor. Ürünün fiyatını düşürecek derecede bir kusur değil. Mesela adam araba sattı. Sadece arabanın bir kapısında lokal boya var. Küçük bir boya var.
Mesela bu lokal boya da arabanın aslında piyasa değerini hiçbir açıdan çok küçük rakamlarla dahi düşürmüyor. Öyle farz edin kardeşler. Ben tam olarak bilmiyorum hangi boya ne kadar olursa arabanın fiyatını ne kadar düşürür bilmiyorum tam olarak bunu ama düşünün hiç arabanın fiyatını düşürmeyecek oranda küçük bir boya olsun. Adam müşteri satıcıya geldi. Ben parçaların hepsinin orijinal olmasını istiyorum ve boyasız olmasını istiyorum dedi. Karşı taraf da normalde bir araba, kendi elinde böyle bir araba var ama sağ diye bir kapısında küçük bir boya var. Bir kapısında küçük bir boya var. Ve bu boya arabanın küçük bir boyayla boyalı da olması normalde arabanın fiyatını düşürmüyor kardeşler. Piyasada o arabanın değeri sanki tamamen boyasız arabalarla aynıymış gibi. Hiçbir farkı yoktur. Fiyat konusunda boyası o konuda aynı arabalar 500 bin liraysa küçük bir boya olan o araba da 500 bin lira. Normalde fiyatta bir kusur var, küçük bir kusur var, küçük bir ayıp var ama fiyatta hiçbir değişiklik yapmıyor. Mesela müşteri böyle bir arabayı alırsa ve satıcı da çok küçük bir kusur olduğundan dolayı fiyata da etki etmediğinden dolayı kusuru izah etme böyle gerekliliği kendisi için duymamış. Müşteri arabayı aldığında daha sonra fark ederse arabanın kapısında bir tane kapısında şoför kapısından mesela lokal boya var. Ticareti feshedebilir mi? Birinci surette bariz bir fark vardı onda feshedebilir. Ama ikinci surette bariz bir fark yoktur. Ve şey semen para da aynı para yani orijinali de aynı para. Bu çok küçük boyarısı da aynı para. Böyle bir adam bu ticareti feshedebilir mi? Daha sonra az bir şey de olsa lokal boya da olsa boyalı olduğunu fark ettiğinde arabayı tekrar döndürebilir mi abi yer? Ne dersiniz bu konu hakkında? Eğer bariz bir fark olursa döndürür. Ama fiyatta hiçbir farklılık yok ve çok küçük bir boya var. Söyle abi. Döndürebilir. Niye? Allah sana hayır versin. Doğru cevap abi. Küçük bir boya olmuş olsa da, lokal boya olmuş olsa da veya arabanın aslında fiyatını değiştirmeyecek kadar küçük de olsa kardeşler, arabayı isteyen müşteri boyasız araba istedi. Tamamen orijinal bir araba istedi. Bundan dolayı karşı taraf satıcı bunu çok küçük de görse, fiyatı değiştirmemiş de olsa müşteri bunu istediğinden dolayı müşteriye onu vermesi gerekir kardeşler. Daha sonra akabinde müşteri bunu fark ederse o ticareti feskeder. O ticareti feskettiğinde arada yapmış olduğu nakliyeleri müşteri kendisi öder. Yapmış olduğu nakliyeleri kendisi öder. Niye ticareti feskeden o? İki seçenek hakkı vardır. Ya tutar, ya o arabayı veya ya o ürünü tutar ya da şey yapar. Feskeder sahibine geri döndürür. Sahibine geri döndürdüğünde parasının hepsini alır. Ama eğer o üründen elde edilmiş muttasır bir kazanç varsa eski satıcıya geri döner. Mesela hayvan aldı müşteri. Hayvanın ayağında bir topallık var. Müşteri ilk başta fark etmedi. İlk başta fark etmedi ve ayağında bir yara var hayvanın. Müşteri ilk başta fark etmedi ve satıcı da bunu söylemedi. Müşteri geldi baktı. Hayvanın ayağında yara varmış veya bir topallık var. Geri sahibine döndürebilir kardeşler. Böyle bir ayıbı fark ettiğinde. Ama hayvan kilo almışsa artık karşı tarafa gider o. Eğer hayvan kilo almışsa o kiloyla beraber karşı tarafa eski sahibine o hayvan iade edilir. Bununla beraber yolda ödenen ücretler de müşteriye aittir. Çünkü satışı feskeden müşterinin bizzat kendisidir. Devam edelim kardeşler. Dedi ki birinci olarak feshetme hakkı vardır böyle bir kimsenin, böyle bir müşterinin. İkinci olarak kardeşler ve beyne imsakihi ve ya'khudhu'l arş veya tutabilir ürünü kendi yanında tutabilir bununla beraber ve ya'khudhu'l arş alır. Bununla beraber erş alır. Nasıl kardeşler? Adam ürünü yanında tuttu. Adam ürünü yanında tuttu. Adam ürünü yanında tuttuğunda kardeşler yani satışı feshetmediğinde müşteri bu durumda karşı taraftan ürünü almakla beraber bir de erş alır. Nasıl? Düşünün. Adam normalde piyasa değeri bir araba alacak. Arabanın iki kapısı değişmiş diyelim. Arabanın iki kapısı değişmiş. Öyle aklınıza kalsın. Normalde hasar kayıtlı arabalar belki içinizden bazılarınız bilmiyorsunuzdur. Hasar kayıtlı arabaların fiyatı biraz daha düşük olur. Adam bir araba alacak. Almış, anlaşmış olduğu arabanın iki kapısı değişmiş kardeşler. İki kapısı değişmiş bu arabanın. Kapıları değişmeyen araba her yeri orijinal olan araba 500 bin lira. Ama iki kapısı değişmiş olan araba normalde piyasada 400 bin liraysa. Bu adam iki kapısı değişmiş olan arabaya 500 bin lira vermiş. Yani sanki hasarsız bir arabaymış gibi 500 bin lira vermiş, aldatılmış.
Arabanın kusuru var ve karşı taraf bunu söylememiş. Kusursuz bir arabaymış gibi bu arabayı müşteriye satmış. Müşteri geldi, fark etti arabayı. İki kapısının değiştiğini fark etti. Ya geri gönderir. Tamam. Geri döndürmesine dair tafsilatı açmadım. Ama kendi yanında tutarsa kardeşler. Yo ben tamam artık memnunum. Kullanmak istiyorum. Tutarsa kendi yanında bununla beraber o arabayı almakla beraber 100 arabanın kıymeti 500 bin lira ya. Normal 400 bin lira ya. Adam 100 bin lira fazla vermiş. O 100 bin lirasını alır. Görmüş olduğu zararı alır abi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ne kadar zarar görmüşse, ne kadar aldatılmışsa eğer ürünü yanında tutmak isterse onun karşılığında erş alır. Erş meselesini şöyle bir yerde açıkladım ben size daha önce. Eğer satış haram bir satış olursa, bununla beraber batıl bir ticaret olursa bu durumda hangi taraf şu olmuşsa zarar görmüşse o tarafın zararı karşılanır. Daha önce söylemiştik. Bu haram ve batıl olan ticaretler için konuşmuştum ben bu meseleyi. Bir de burada kardeşler. Burada da bu zararı, bu ayıp ile aldatılan kimse ne kadar zarar görmüşse karşılığında eğer ürünü bir de yanında tutmak isterse ha parayı alacağı zaman değil, ürünü geri teslim etmişse değil, ürünü yanında tutmak isterse bunun karşılığında görmüş olduğu zararı alır. 500 bin lira vermişse 100 bin lirasını tekrar alır. Tamam? Evet. Sonra dedi ki وَيَتَعَيَّنُ الْأَرْشُ مَعَ تَلَفِ الْمَبِيعِ عِنْدَ الْمُشْتَرِ. Daha sonra kardeşler müşterinin yanında kusurlu ürün müşterinin yanında telef olursa nasıl bir ahkam edilir? Ürün kusurlu ürün aldı müşteri. Buraya iyi dikkat edin. Vakada yaşanmış, yaşanılabilen, çok yaşanılabilen mesele. Geçen de Muhammed Ali abimiz yaşamıştı. İnşallah onun meselesini de örnek vereyim. Vakada nasıl örneklikleri var? Öğrenin biiznillah. Adam müşteri ürünü aldı. Ürün kusurlu ama daha döndürmeden sahibine kendi yanında telef oldu. Araba parçalandı, kaza geçirdi, araba pert oldu. Burada zararı kim karşılayacak? Adam kusurlu ürün almış. Dedi ki müellif, مَا لَمْ يَكُنِ الْبَائِعُ عَلِمَ بِالْعَيْبِ وَكَتَمَهُ تَدْلِيسًا عَلَى الْمُشْتَرِي. Şayet arabayı satan kişi veya ürünü satan kişi bunu bilmiyorsa veya وَكَتَمَهُ تَدْلِيسًا عَلَى الْمُشْتَرِي veya ürünün fiyatını yükseltmek için tedlis yapmışsa, tedlis meselesini geçen derste anlattım. Sırf ürünün fiyatını daha yüksek göstermek için ürüne böyle hakikatinin dışında ziyadeler, güzelleştirme, ziyadeler falan gibi şeyler yapıyor. Ama ürünün kendisinde olmayan ziyadeler. Böyle bir şeyler yaparsa feyahrum, bu haram olur. Bu haram olur. وَيَذْهَبُ عَلَى الْبَائِعِ Müşteri gider, satıcıya gider. وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِجَمِيعِ مَا دَفَعَهُ لَهُ Müşteri bu durumda yanında ürün telef olmuşsa bile kusurlu ürünü aldığından dolayı ne ödemişse satıcıya hepsini geri alır. Ne dedi müellif? Burada mesele iki kısma ayrılır. Müellif aslında detayını daha açık bir şekilde zikretmedi. Ama ben sizin için açayım kardeşler. Burada iki mesele var. Birinci olarak müşteri kusurlu ürünü aldı. Bir, kusurlu ürünü aldı. Fazla para ödedi. Adam karşı taraf da kendisine söylememiş. Ürünün kusurlu olduğuna dair bunu söylememiş. Müşteri geldi. Mesela araba üzerinde bir örnek vereyim. İki kapısı değişmiş kardeşler. Arabanın daha önce iki kapısı değişmiş ama müşteri bunun farkına varmadı. Arabayı kullandı. Arabayla bir kaza yaptı. Araba pert oldu. Arabayı daha sonra işte sigorta aldı veya sanayiye götürdüler. Sanayide veya sigortada denildi ki bu arabanın şu iki kapısı daha önce değişmiş zaten. Orada ortaya çıktı. Araba telef olduktan sonra ortaya çıktı. Ama müşteri bunu bilmiyor. Bu durumda müşteri ne yapar? Böyle bir durumda müşteri ne yapar? Kardeşler böyle bir durumda müşterinin şöyle hakları vardır. Birinci olarak eğer satıcı arabanın kusurlu olduğunu bilmeden, gerçekten bilmeden, kasıtlı bir şey yapmadan, müşteriye zarar verme isteği içerisinde olmadan bunu yapmışsa eğer satıcı kusurlu arabayı bilmeden vermişse özellikle müşteriye, müşteri bu durumda mesela arabayı aldı, araba sonra, daha sonra telef oldu. Müşteri böyle bir durumda sadece erş alır. Eğer satıcı bunu kasıtlı yapmamışsa müşteri sadece erş alır kardeşler burada. Nasıl? Arabayı düşünün 400 bin liralık arabaya 500 bin lira verdi. Araba da kendisine telef oldu. Bu müşteri telef olduktan sonra fark etti ki arabanın iki kapısı daha önceden değişmiş. Gider 100 bin lirasını alır. Kendisi zaten 400 bine zarar etmiştir. Değil mi? Başka da 400 bine zarar etti. Araba onun yanında telef oldu.
Burada satıcıdan diğerlerini de talep edemez. Müşteri böyle bir durumda. Sadece görmüş olduğu zararı satıcıdan talep edebilir müşteri. Ancak kardeşler şöyle bir durum olursa, eğer satıcı müşteriyi gerçekten aldatma adına daha fazla para kazanmak için telis yapmış veya gabın şeyi yapmış veya başka aldatma ayıbını söylememiş, başka şeyler yapmış, tamamen aldatma üzerine daha fazla para kazanmak için yapmış bunu. İki arabanın iki kapısı değişmiş ama satıcı bunu bildiği halde, iyi bildiği halde müşteriye söylemiyor, onu aldatmaya çalışıyor, kusurlarını söylemiyor. Daha sonra müşteri arabayı aldı, aynı olay vuku buldu kardeşler. Kaza geçirdi, araba pert oldu. Pert olduktan sonra iki kapısının değiştiğini söylediler bu adama daha önceden. Bu adam, bu müşteri 500 bin lirasının hepsini satıcıdan alabilir abi. Niye? Çünkü özellikle mezhebimize kardeşler, Hanbeli ulemalar dediler ki bu adama bir ikab, bir ceza olsun diye bunun yapılması gerekir. Şayet bu adam böyle yapılmasa bu devam edecek. Başka insanlara da bunu yapacak. Bir ceza, bir ikab olsun diye, bunun cezasını görsün diye paranın hepsi satıcıdan talep edilir. Tabi ulemanın arasında ihtilaf var. Bazı alimler de dediler ki hayır, böyle bir durum söz konusu olsa bile sadece müşteri erş alır. Velev ki satıcı kasıtlı versin, velev ki kasıtsız versin, her iki halükarda da müşteri sadece erş alır dediler bazı alimler. Ama mezhebimize mutebet olan kardeşler, eğer satıcı bunu kasıtlı olarak yapıyorsa, karşı tarafı kasıtlı olarak aldatmışsa müşteri parasının hepsini alır. Velev ki arabanın hepsi, velev ki ürünün hepsi müşteride telef olmuş olsa bile. Geçenlerde Muhammed Ali abi geldi, bir soru sordu kardeşler. Bu da vaka için oturuyor tam yerine. Dedi ki hocam, ben kitap evinde bir açacak aldım. Açacağın normalde iki tane jileti var. Üzerinde iki jiletli bir açacak aldım. İki taraftan açılıyor. Ama diyor, dedi ki hocam, ürünü aldıktan sonra baktım jiletlerden biri yokmuş. Daha sonra baktım jiletlerden biri yokmuş. Tek bir jilet var. Ve ürün benim yanımda şey oldu, kırıldı. Bu durumda bunun parasını kitap evi mi karşılamalı? Yoksa ben ürünü geri döndürebilir miyim? Ne yapmam gerekir? Şimdi o zaman zaten ona şey yapmayı cevap vermiştim. Aynı mesele, küçük belki küçük şey ama aynı meseleyi tam yerine oturuyor. Eğer kitap evi veya dükkanı çalıştıran kimse, satıcı bunu kasıtlı olarak bir şey olmaz burada kalsın, böyle bu şekilde müşteriye normal fiyatına satayım derse hepsi geri döndürülür. Belki müşterinin yanında telef olmuş olsa bile geri döndürülür ve parası alınır. Veya tam onun mukabilinde bir açacak alınabilir. Ama müşteri bilmiyor, bir sürü açacak var. Hangisinin jileti var, hangisinin jileti yok. Bunu tam olarak şey yapmıyor, bir kasıt yoktur. Bu durumda kardeşler, müşterinin yanında telef olursa, satıcı bilmiyorsa bunu, müşterinin yanında telef olursa bu durumda müşteri erş alır. Yani 1 lira mesela açacak 5 lira mı? 5 liraysa 1 lira veya 2 lira erş alır bunun karşılığında. Tamam. Daha sonra kardeşler müellif dedi ki ve hıyarul aybi alettarahi. Ayıp muhayyirliği terahi üzeredir. Yani geciktirilebilir. Ayıp muhayyirliği terahi üzeredir. La yeskutu illa in vucide minel müşteri ma yedullu ala rıza. Ancak kesinlikle düşmez. Ancak müşteride o ürünün kullanılması noktasında, o ürünün alınması noktasında bir rıza söz konusuysa bu durumda ayıp muhayyirliği, kusur muhayyirliği terahi üzere değildir. Eğer müşteri razıysa, almış, kusur var ama razı. O zaman rızası varsa muhayyirliği bitmiştir abi. Peki rızanın olduğuna dair alametler nelerdir? Dedi ki ke tasarrufihi, onun üzerine tasarrufta bulunması ve isti'malihi veya onu kullanması li gayri tecrübe, tecrübe etmek dışında, deneme dışında onu kullanması veya üzerinde tasarrufta bulunması müşterinin aslında üründen razı olduğuna dair alametlerden, karinelerden birkaçıdır. Tamam. Birinci olarak dedi ki hıyarul aybi alet tarahi. Ayıp muhayyirliği terahi üzeredir. Ayıp muhayyirliği terahi üzeredir. Kardeşler, hıyarul meclis ve hıyarul şart. Bunlar terahi üzere değildir. Yani sürekli böyle ertelenemez. Aslında önü açık değildir bunların. Bunların belli bir zamanı vardır. Hıyarul meclis ve hıyarul şart. Hıyarul meclisteki muhayyirlik bedenen ayrılıncaya kadar, değil mi? Bahsettik. Bedenen ayrılıncaya kadar. Hıyar-ı şarttaki muhayyerlik belli bir süre belli ederlerse kendileri için meclis muhayyerliğini şu kadar devam ettirelim veya şu kadar biraz daha zaman ver
ürünü kullanma noktasına veya tecrübe etme noktasına biraz daha zaman ver. Hiyarul meclis ve hiyarul şart noktasında bu muhayyerlik terahü üzere değildir, müddeti vardır. Birinde bedenler ayrılıncaya kadar veya sıfatları vardır bunların. Birinde bedenler ayrılıncaya kadar. Hiyarul şartta ise biz belli bir süre konulacak dedik değil mi? Hiyarul şart için belli bir süreye kadar terahü üzeredirler. Ama hiyarul ayb, hiyarul tedlis ve hiyarul gabın bu üçünde muhayyerlik şey üzeredir kardeşler. Terahü üzeredir. Yani terahü üzere derken ucu açıktır. Bir ayda olabilir, bir yılda olabilir, 2 yılda, 3 yılda. Yani ucu açıktır. Ancak kardeşler eğer müşteride kusurlu ürünü almış veya aldatılmış müşteri ama ürünü aldıktan sonra ürünü kullanma noktasına razı olmuşsa bu durumda muhayyerlik hakkı biter. Muhayyerlik hakkı biter. Adam kusurlu ürün almış. Arabanın kapısında iki kapısında şey var. Arabanın iki kapısı değişmiş ama adam almış kullanıyor. Bunu bile bile halen kullanıyor ve sesini çıkarmıyor. Bu razılık değil midir kardeşler? Bu rızadandır. Eğer bu şekilde kullanmaya devam ederse, kullanırsa veya müellif dedi ki ketasarrufi veya tasarrufta bulunursa tasarruftan önceki kasıt burada birine hediye ederse. Adam iki kapısının değiştiğini biliyor. Aldatıldığını biliyor. Ama razı olmuş. Birine hediye ediyor. Kendisi kullanmıyor, hediye ediyor. Veya başka vakıfta kullanmış. Vakfetmiş. Veya arabayı satırlığa çıkarıyor. Değil mi? Tasarrufta bulunuyor bunun için. Bunlar hepsi rızaya delalettir. Veya adam iki kapısının değiştiğini biliyor ama arabayı hala kullanıyor, sesini çıkarmıyor. Bunlar kişinin bundan razı olduğuna dair alametlerdir. Eğer razı olduğuna dair bu ve benzeri alametler ortaya çıkarsa muhayyerlik hakkı bitmiştir. Ama genel itibariyle gabın muhayyerliğinde, tedlis muhayyerliğinde ve ayıp muhayyerliğinde kişi terahü üzeredir. Fark ettiği zaman şey yapabilir. Ürünü tekrar eski sahibine iade edebilir. Bir yıl sonra fark etti mesela. Biraz önce bahsini yapmış oldum mesela. Adam bir yıl sonra pert geçirdi. Araba kaza yaptı. Bir yıl sonra arabayı tekrar eski sahibine zikretmiş olduğumuz taksimatlar eski sahibi için geçerli olur mu? Geçerli olur çünkü bir yıldır bu adamın iki kapının değiştiğinden haberi yoktu. Anlaşıldı? Evet, terahi üzeredir bunlar. Sonra dedi ki: "Vela yeftekiru'l feshu ila huzuri'l bai'i ve la li hukmi'l hakim." Fesih için gerekmez, fesih için ihtiyaç olmaz ila huzuri'l bai'. Müşterinin kusurlu ürünü aldıktan sonra, aldattıktan sonra fesih etmesi için satıcının yanına gelmesine gerek yoktur. Buna ihtiyaç duyulmaz abiler. Anlaşıldı mı? Müşteri kusurlu ürünü almış, bozuk arabaya almış ama bozuk olduğunu bilmiyor veya kapılarını değiştiğini bilmiyor. Aniden bu ortamda satışı fesih edebilir mi? Fesih edebilir. İlla ki satıcı da gelecek, onun yanında fesih edeceğim. Buna ihtiyaç yoktur. وَلَا لِحُكْمِ الْحَاكِمِ veya hakime de ihtiyacı yoktur. Yani illa ki hakim hüküm verecek. Müşteri böyle bir durumda kimseyi beklemeden, satıcıyı beklemeden veya hakimi, kadıyı beklemeden, aradaki aracıyı beklemeden satışı fesh edebilir, hakkıdır. Sonra dedi ki: vel mebi'u ba'del feshi emanetun bi yedil müşteri. Önemli bir mesele kardeşler. Vel mebi'u ba'del feshi. Satılan ürün fesihten sonra, satılmış ürün fesihten sonra emanetun bi yedil müşteri. Şöyle kardeşler, mesela adam ürünü sattı, müşteri arabayı aldı, iki kapısı değişmiş. Onun üzerine örnek vereyim ki kafanızda tam iyi otursun abiler, aynı misal üzerine ilerleyeyim. İki kapısı değişmiş ama satıcı söylememiş. Müşteri satışı fesih etti. Tamam, fesih etme hakkı var mı? Var. Ama satıcıya arabayı iade edene kadar veya telefonda bir arada çıktı, telefonu telefoncuya iade edene kadar müşterinin yanında o telefon, o araba emanettir. Tamam. Emanettir ama emanette bazı ibareler vardır. Dedi ki: emanetun bi yedil müşteri. Kardeşler, yedul emane ve yedul daman ibareleri vardır fıkıhta. Yedul emane ve yedul daman ibareleri vardır. Yedul daman, eğer o şey bir ürün kimseye verilirse o yedud daman konumundaysa, yedud daman ibaresi kullanılır onun için. O ürüne ne zarar gelirse gelsin kimin yanındaysa karşı tarafa zarar, eğer yanınıza, sizin yanınıza zarar geliyorsa o ürüne,
karşı tarafa aynı şekilde döndürme zorunluluğu vardır. Aynısından bir tane daha alarak dönerecek. Telefonu aldığınız veya ya dudaman konumunda olan bir şey var. Örneğini şimdi zikredeceğim inşallah. Ya dudaman konumunda olan bir şey var elinizde. Sizin elinizde olduğunda eğer ona bir zarar gelirse aynı şekilde karşı tarafa döndüreceksiniz. iPhone 14 Pro telefonu aldınız elinize. Pro Max. Aldığınız telefon elinize mesela meclis muhayyerliğinde veya hıyar-ı şart muhayyerliğinde. Meclis muhayyerliğinde telefonu aldınız, daha meclisten çıkmamışsınız. Daha meclis muhayyerliğinde veya şart muhayyerliğinde normalde satış bitti ama şeyler var değil mi? Şey devam ediyor, muhayyerlik devam ediyor. Eğer bu süre zarfında kim ister satıcı, ister alacak kim kimin ürününe veya kim kimin parasına zarar verirse döndürmek zorundadır kardeşler. Anlaşıldı mı? Döndürmek zorundadır. Hıyar-ı şartta ve meclis muhayyerliğinde satıcı müşterinin parasına zarar verirse veya iki taraf da birbiri için şart koşmuşsa tabi daha önce tafsilatını yapmıştım bunun abi. Veya müşteri telefoncudan telefonu aldı. Meclis muhayyerliği içerisinde telefonu elinden düştü kırıldı. Zararın hepsini müşteri karşılar abi. Burada yedud daman söz konusu. Yedud daman denilir buna. Buradaki hıyar-ı şart ve meclis-i şartta daha fesih yoktur. Fesihten önce fesih var mı yok mu daha belli değil. Ama bu süre zarfında birbirlerine süre tanımışlar. Kim kimin malına zarar verirse karşılamak zorundadır abiler. Dediğim gibi telefoncudan telefonu aldınız. Daha meclisten çıkmamış muhayyerlik hakkınız da var. Telefonu o anda yere düşürdünüz. Bütün masraf size aittir. Anlaşıldı. Veya paraya zarar veren kişi paranın hepsini karşılamak zorundadır. Veya bir hafta meclis muhayyerliğini uzattınız. Kim hangi ürüne zarar verirse onu karşılamak zorundadır. Ama kardeşler, fesihten sonra dikkat edin. Fesih olmuş. Fesihten sonra ürün müşterinin elinde, para da satıcının elindedir değil mi? Para satıcının yanında emanettir. Ta ki birilerine iade edinceye kadar. Ürün de müşterinin yanında emanet konumundadır ve buradaki emanet yedul emane olarak isimlendirilir. Yedun emane olarak isimlendirilir. Ve bu yedun emaneden kasıt nedir? Yedul damandan kasıt abiler. Kişinin yanında ürüne zarar gelirse veya para zarar gelirse hepsini karşılamak zorundadırlar. Ama yedul emanede emanet konumunda olan, fesihten sonra emanet konumunda olan mala veya paraya zarar gelirse bunda iki farklı taksimat vardır. Birinci taksimat kardeşler. Mesela müşteri için örnek vereyim. Siz satıcı için değerlendirebilirsiniz bunu. Müşteri satışı fesh etti. Ayıbından dolayı, kusurundan dolayı satışı fesh etti. Artık o ürün müşterinin yanında emanet konumundadır. Müşteri eğer böyle hiç ilgilenmedi, hiç gereken önemi göstermedi o yanındaki olan emanete, gereken ilgi alakayı göstermedi, rahat davrandı, boş verdi. Eğer o boş verdiğinden dolayı, çok ilgilenmediğinden dolayı, emanete gereken önemi göstermediğinden dolayı bu emanete zarar gelirse, o emanet telef olursa müşteri karşı tarafa aynısını vermek zorundadır. İlgi göstermemiş hiç. İlgi alaka göstermemiş. Ama müşteri çok çalıştı, çok dikkat etmeye çalıştı, çok ilgi göstermeye çalıştı, bakımını yaptı. Bir zarar gelmesin, elimden çıkıncaya kadar gözüm kulağım gibi bakayım dedi. Buna rağmen bir zarar gelirse bu durumda müşteri bir şey yapmaz, bir şey vermez. Aynı durum satıcı için de geçerlidir. Adam mesela müşterinin parasını korumaya, muhafaza etmeye çalıştı. Çünkü yanında emanettir. Buna rağmen para çalındı mesela. Parayı geri iade etmesi gerekmiyor abi. Her şeyi yaptı yani. Emanettir sonuçta yanında. Ama hiç gereken ilgi göstermedi. Böyle ortada bıraktı parayı veya çok ciddi kasalarda saklanmadı veya başka türlü muhafaza etmeye çalışmadı bu parayı. Bu şekilde zarar gelirse o satıcı o paranın karşılığını müşteriye vermek zorundadır. Anlaşıldı mı? İnşallah umut ediyorum anlaşılmıştır. Yazarsanız bunları tek tek bir de birkaç defa daha dinlerseniz daha iyi anlarsınız inşallah. Belki ilk defa duymuş olduğunuz meseleler olduğundan dolayı kardeşler hemen birden zihne oturmayabilir. Bir de sürekli bütün meseleleri örneklerle zikrediyoruz. Örnekleri de bir süreçten sonra birbirine karıştırabilirsiniz. Ama yazarsanız tek tek inşallah üzerinde tefekkür ederek okursanız, ezberlemeye çalışırsanız biiznillah daha iyi anlarsınız. Evet. Daha sonra müellif dedi ki وَاِنْ اِخْتَلَفَ Şayet ikisi ihtilaf ederse وَاِنْ اِخْتَلَفَ İkisi ihtilaf ederlerse اِنْدَ مَنْ حَدَثَ الْعَيْبِ Kusurun kimin yanında olduğu noktasında satıcı ve alıcı ihtilaf ederlerse. Yani müşteri diyor ki aslında ben bu ürünü aldım ama bu üründeki sıkıntı senin yanında olmuştu.
Satıcı da diyor ki hayır, ben sana bu ürünü sağlam sattım, selim sattım. Bir problem yoktu, senin yanında olmuş. Bu noktada ihtilaf ederlerse ne yapılır? Dedi ki müellifimiz, meal ihtimal, ikisinin yanında da olma ihtimali var. Bu ayıp, üründeki ayıp. Satıcının yanında da olmuş olabilir, müşterinin yanında da olmuş olabilir. Meal ihtimal. İhtimaliyle beraber. Vela beyine ve bir beyine de yoktur. Bir karne de yoktur. Yani kimin yanında bu ürüne zarar geldiği noktasında bir açık delil yoktur. Bilmiyoruz. Bir açık delil bulamıyoruz. Vela beyine bu da bilinmiyorsa fakavülül müşteri bi yeminihi. Müşteri yemin ederse müşterinin sözüne itimat edilir. Onun sözüne müşteri gelecek, yemin edecek. Müşteri gelip yemin ederse müşterinin sözüne itibar edilir. Satıcı da geldi yemin etti. Hangisine itibar edilir? Satıcı da geliyor, vallahi benim yanımda olmadı. Ben bu adama bu ürünü sağlam sattım. Satıcı da yemin ederse kime itibar edilir? Buyurun. Müşteriye. Müşteriye itibar edilir. Müşteri yemin ederse müşteriye itibar edilir kardeşler bu meselede. Sonra dedi ki ve illem yehtemil şayet illa kavle ahadihima şayet bunun ihtimali taşımazsa yani tam olarak kimin yanında olduğu noktasında bir ihtimal taşımazsa illa kavle ahadihima yani birinin yanında olduğu ihtimali daha kuvvetliyse hadisin veya ayıbın kimin yanında olduğu da ihtimali daha kuvvetliyse kubile bil ayimin artık kim getirmişse kim söylüyorsa ayıbın kimin yanında olduğu noktasını yeminsiz kabul edilir. Mesela müşteri geldi dedi ki bu ürün satıcının yanında şey oldu. Hasara uğradı. Satıcının yanında hasarlıydı bana hasarlı bir şekilde verdi. Satıcı da bir şey söylemese burada müşteriye itibar edilir. Ama satıcı geldi dedi ki bu ürün ben buna sattıktan sonra müşteri de şey oldu. Müşteri de hasara uğramış. Ve ihtimal diyor zaten ikisinin doğru olma veya ikisinin böyle ihtimalli gibi acaba bu mu doğru acaba bu mu doğru gibi bir ihtimal de söz konusu değil. Satıcının getirdiği veya müşterinin getirmiş olduğu beyine varsa açık bir delil varsa açık karneler varsa kim karnene kim beyine getirirse ona itibar edilir. Veya kim bir şeyi savunuyor diğeri savunmuyorsa bir şeyi savunana itibar edilir. Yeminsiz. Ama ikisi de savunuyorsa bende olmadı diğeri bende olmadı müşteri yeminiyle beraber gelirse müşteriye itibar edilir. Yalan söylerse. Müşteri yalan söylüyor. Yemin ediyor ama yalan söylüyor. Ne olacak? Buyurun. Hocam yine ona itibar edilir. Yalan söylüyor. Yani yalan ortaya çıktıysa Yalan ortaya çıktıysa edilmez. tamam edilmez. Yalan ortaya çıkmadıysa Allah'ın katında her şey ortaya çıkacak. Evet. Yapacağımız çok farklı bir şey de yoktur. Evet. Böyle ahkamlar var. Bazen içinden çıkılmayacak bazı şeyler. İki taraf da bir şey iddia ediyor ve beyine yoksa ya bazı ahkamlarda iki taraf da yemin eder. Bazı ahkamlarda sadece ticaret ahkamı için söylemiyorum. Bazı meselelerde de ticaret meselesinde müşteri yemin eder. Tamam. Daha sonra es-sâdisu hıyârul hulfi fi sıfa meselesini inşallah gelecek derse anlatırız. Allah Azze ve Celle nasip ederse. Burada kalalım abi yer. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.